sene iyi mi? Vallahi gider, gider. Ama sen bunun ikisini 5 liraya almışsındır Mustafa. Lavuç abi ben bunu 100 ödedim. Cengiz ağa yok lan. Yok öyle. Acaba da 50 mi? Doğru 50 mi Mustafa 8 lira? Yok yok vallahi. Neyse o zaman ya 100 lira. 100 lira bak sen. 100 lira. 100 lira. Bir acaba 100 lira bak acem mi? Ne olacak? Senden olan yok. Ben diyorum ama anne sen de yanayım ya. Bunlara bir şey sen. Ya elleme yüzümüz yok bunun başka ya, yok. Ya, 100 lira deseniz 7,5 lira. Hacı var. Allah Allah elleme ya başka yok ya, bunun Cengiz ağa. Hacı bundan bizi olmasın. Sen 50 lirayı ne yapacağız ya devrişim ne yapacağız 50 liranın kuz korosun ya. 100 lira tamam 8 lira. Hayırlı olsun 8 lira. Kağıtlarını hazırla. Pasaportunu kağıdını kureyini. Arabayı bakın. Çok pahalı ya. Ali sen canını da var ya. Tam 2 saat uğraştım. Bir şöyle dönün de bir bak adam bak. Pasaport. Hattı geçti ya. Ya boşta bu. Hattı geçti ya. Televizyonu boşta alsın. Boşta. Tamam. Alın o fiyat. Ben alamam. He? Ben alamam o fiyat. Hakat mı? O zaman zarar. Hattı geçti sonra ben alamam ki. Abi zarar. İnan ki öyle ya. Ali sen canını. Yok doğru canım onu bilmem ben Ali Çencan'ın hemen Çencan'ını bilmem ben ne bileyim ben canım da ama 6,5 kat sen buradan mı aldın? Abi sen çiftliği bilmiyor musun? Yok burada mı aldın? Yok artık koydan getirdim ya. He. Koydan getirdim ya. O ne dedim? Sen o ne? Recep şöyle geçme Recep şöyle geç. Cengiz'im. Tüccar değil mi? Tüccar değil mi? Olsun bak. Hatırla bunları abi. Televizyon hatırla. Televizyon hatırla. Bu çok az gittim zaten. Ben televizyon istemem. Televizyon hatırını al diyor Asım da bak. Bu televizyon gelmiş bak buraya. Gelir gelir. Ya nasıl alacağım ben altının kusuru? Alma değil adam gelin cipte adam oturuyor. Ya ne yapacağız adam görürler adam bizi görür. Abi gelin cipte duruyor. Ne yapacağız esas duruşta mı duracağız? Yok gelin cipte duruyor. Allah Allah. Tamam ben yiyeceğim zaten. Yiyeceğim zaman böyle doğru. O ayrı o ayrı. Uzak buraya durma. Ya ne dersiniz siz? Ne dersiniz? Yok pazarını yapmak olmaz abi. O bize yüksek olur ya. Kaç sıra diyor? 6,5 diyor da. Sen ne verdin hocam? 6'yı geçtim olmaz ki zaten. Nedir Asım? 6,5 diyor. 6,300 diyor Asım. Aklı o da. 6'yı geçtikten sonra bana olmaz yani. Abi ne verdin hocam ya? He aklı o ya. Güzel mi? Zaten almışsın. Allah razı olsun abi. Bunda abi de. Abi sen oradan içine almış olur mu? Tekoya gittim gel 3-4 kutu giy. Başka ne var mı Hasan? İnan hacı mı var? Hayır böyle iki tane. Öyle başka var mıydı? Giri yerden getirdi. Yok 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 hocam gittim ben. O var ya. Helal hocam. Doğru eline bas parası. Ya olur mu ya 3-4 kutu giy? Olmaz ya. 100 lira verecek, 100 lira verecek. 100 lira verecek. Bir hacım, 100 lira verecek. 4 gün giriyoruz. Doğru sen elleme bize 200 bin lira ver Allah razı olsun. 3 gün 4 gün giriyoruz. İyiymiş canım da ben alamam lazım. Tamam kalite ama. Ya kalite kaç kilo var, Allah'ın sözü iyi de kalite de kaç kilo yani geleceği 150 kilo yani. Sultan 250 kilo var. Ne zaman? Etlenince. Şimdi. Şimdi değil az. Etlenince gelir o şimdi gelmez. Sultan abi. Ya şimdi olur mu? Gözler ne zaman bilmem miyiz 250 kilo gelirdi. 250 kilo gelirse sen o fiyata vereyim bana. Aldım veririm ne ödedi? Ben kurtardım. Sen dedin ya oraya kilosu 10 bin lira geliyor. Ben onlar 14 bin liraya alayım kilosu. Tamam, dur. Hayırlı olsun. 250 kilo gelsin. Hadi bakayım. Hadi dert. Beraber vereceğiz ya. İyi. Şimdi beraber vereceğiz. Ha, şimdi beraber de atacağım ben de zaten. Yok ya istemem ben. Hadi be 14 lira kilo. Denizini bilip dinleyeceğiz. Hani 250 kilo gelirse ooo sen de diyen göre 7 milyonlar para çıkar bunlar. Ya bak öyle. Ya bak öyle. Burnuk ya. Ya çok tehlikeli. Biraz. Bu adam da kafama baktı ya. Esas sen tehlikeli görmemişsin. Ağzımı görmedin sen de. Ya bu ne Allah aşkına. Sen neydin son kıya son? Acem mi? Temiz mi? Helal. Doğru. 100 bin verdim tamam biter. Yok yok. Yo, 100 lira. 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 Tamam. Çok kuruttuk kaliteli vallahi ya. 100 lira. 100 lira. 1 saat yalvardı. Acem mi? 250 abi. 6 bin. 6 bin. 350 asla. 6 bin. 350 Ne? 150 bin alacağım.
Allah razı olsun. 200 lira. Hacım Allah razı olsun bak. Ben sana aldığın 6200 liraya paraya vereceğim. Verirsen vereceğim, vermezsen vermeyeceğim. Yok yok. 250 hacı. Almam. O da ona inandığım için yani. Başka bir şey. Tamam. Bak. 250 bir sürü adamım ya. Ya tamam inandık diyorum. Tamam Allah Allah. Sen yalan söylen diyor muyum? Tamam. Tamam. Olmaz. 200 liraya vereceğim alacağım. 250 hacı. Allah razı olsun bak. 4000 lira. 250 hacı. Ya gitmeydin Asım. Bana ne iyi yedin. Allah Allah. Bak 1 lira ya. 1. Bir bir ama bak. Asım vallahi televizyonda yiyordun, karabuğunda yiyordun, başına bir 50 liranın üzerini yoruyorsun yani. Ya tamam de. Ay bunu orama 200 lira. 250. 250 salla 250 tamam. Salla tamam. Hadi hayırlı olsun. Veteriner Hekim Önder Taşçı. Belediye? Evet, Karapınar Belediyesi Veteriner Hekimiyim. Yaklaşık 15 yıldır ilçede belediye veteriner hekimliği ve serbest veteriner hekimlik yapıyorum. Hayvan pazarımız burada çarşamba günleri. Evet, çarşamba günleri hayvan pazarımız kuruluyor. Büyükbaşlar bu tarafta, karşıda küçükbaş hayvanlar. Yaklaşık haftalık 250-300 arasında büyükbaş hayvan geliyor. İlçemizin genel hayvan varlığından biraz bahsedecek olursak 60 bin civarında büyükbaş hayvan, 300 küsür bin, 320 bin civarında da küçükbaş hayvan var. Son zamanlarda ilçede ciddi şekilde damızlık büyükbaş hayvana yatırımlar meydana gelmeye başladı. Yaklaşık 500 ton civarında da günlük sütümüz var. Sütlerimiz tamamen yani %90'a yakını İşletmelerde soğutulduktan sonra satışa sunuluyor. Bu yönüyle de oldukça teknoloji anlamında yatırımların çok ileri aşamada görüldüğü bir ilçe. Bizim belediye olarak, belediye pazarında, hayvan pazarında uyguladığımız belli şeyler var. Hayvanların girişte kontrol edilmesi, hayvan pasaportlarının kontrolü, daha sonra genel sağlık kontrolü yapıldıktan sonra pazara alınıyor. Şüpheli ve belgesi olmayan, kulak kutusu olmayan hayvanları pazara almıyoruz. Daha sonra pazarda satış yapıldıktan sonra satış devri için ilçe müdürlüğüne vatandaşlar müracaat ediyorlar. Satışlarının devrini yaptırıyorlar kendi üzerlerine. Şehir dışına çıkan hayvanlarda prosedür nasıl? Aynı şekilde. Satışı yapıldıktan sonra ilçe müdürlüğünden sağlık raporuyla gideceği yere sağlık raporu düzenliyor ilçe müdürlüğü. Oradan da gittiği yerde tekrar alan kişi üzerine aktarım yapılıyor. Belediyenin hizmetlerinden bahsedersek hayvan pazarı için özellikle ne söylemek istersiniz? Şimdi belediyenin hizmetleri olarak dediğim gibi ilk başta dediğim gibi sağlık kontrolü. İkincisi dezenfeksiyon. Pazar bittikten sonra bu pazarın yıkanması ve dezenfeksiyonu yapılır. Bir sonraki haftaya kadar o şekilde bekler. Başka günlerde burada hayvan satışı oluyor mu? Başka günlerde bu pazarımızda şey yok, satış yok. Kurban zamanında buradaki hareketlilik nasıl? Kurban zamanında tabii daha yoğun. Şu ortada bulunduğumuz boşluktaki duran araç parklarının olduğu yerler dahi doluyor. Bizim burada kurbanda satış ağırlıklı olarak şey, küçükbaş hayvan kesimi olduğu için ki satış da o yönde yani. Büyükbaşta pek vatandaş kurbanlık tercih etmiyor bizim burada. Eskiden beri süre gelen bir alışkanlık. Küçükbaş tercih ettiği için daha ağırlıklı küçükbaş satılıyor. Konya hayvancılık yönünden ciddi bir atak yaptı. Şehir sıralamasında işte İzmir'e, Bursa'ya, Balıkesir'e göre veya bir hızlı hareketlilik var şu anda hayvancı konusunda. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde de işletmeler işte 100 baş, 200 baş, 500 baş gibi. Hani küçük işletmenin haricinde büyük işletmeler çok fazla var. Hani bu da arazinin el vermişliğinden diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle, evet arazimiz büyük. Yer altından sulama imkanları var.
yeraltı kaynaklı sulama imkanlarımız var. Enerji giderleri her ne kadar fazla da olsa da yatırım yapmaya değiyor yani. Ayrıca ilçede ya Konya genelinde ama en büyük hayvancılığın olduğu iki ilçe, birisi Ereğli'dir, birisi Karapınar'dır. Gerek hayvan varlığı gerekse devam eden hayvancılık yatırımları yönünde. Bölgenin, arazinin büyüklüğü ve iklim şartları. Örneğin biliyorsunuz bu sütun ekçiliğinde bütün hayvancılık kollarında aynıdır ama özellikle sütun ekçiliğinde kabayem olmazsa olmazlardan. Kabayem dediğimiz zaman büyük başta mısır silajı ve yonca. Bunun her ikisinin de yoğun miktarda yetiştirildiği bir ilçe burası. Ortalama 40 bin dekar civarında silaj ekimi yapılıyor. Ayrıca 200 bin dekar civarında da danelik mısır ekimi yapılıyor. İhtiyaç duyulduğunda o danelik mısırdan da şey yapılabiliyor yani, silaj yapılabiliyor. Yonca ekim alanımız, o da 100 bin dekar civarında yonca ekim alanımız var. Yani yoncanın menbaası diyebiliriz Karapınar için. İklim olarak da çok uygun. Çünkü hava neminin düşük olması sebebiyle yonca çok güzel kuruyup balya olabiliyor. Yonca da işte en büyük sorun bu bozulma yönünden yani. Stokta bozulma yönünden. Bu sorunları bu bölgede çok az yaşadığımız için yoncamız, silajımız bol miktarda yetişiyor. Hayvancılıkta da bunlar olmazsa olmaz zaten. Yatırım anlamında da bunlar bize şey oluyor, destek oluyor tabii. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca Karapınar Belediyesi'ne de bize kapılarını açtığı için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Diliyoruz. Sağ olun. Tekrar bekleriz inşallah. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. Selam, sağ olun, hoş geldiniz, hoş teşekkür ederim. Abi. Buyurun kardeşim. Abin, iyi misin? İyiyiz, Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? İyi, Allah'a çok şükür. Allah iyilik versin. Konya Karapınar'da güzel koyunlar var dediler, geldik çekti. Konya Karapınar'ın güzel süper malları var, mevzus koyunları var. Güzel, yani yerine göre değişiyor tabii. Irkına göre değişir, mevkisine göre değişir. Karaman bölgesinin koyunu Karaman olur. Bizim bölgemiz mevzus olur genelde. Tutulan bir tip yani. Bir de İstanbul'un yani genelde pazarını bizim Karapınar kurar zaten. Evet. İstanbul'un pazarını Karapınar'ın malı kurar yani. Buradan oraya gidiyor. Evet. Yani kesimimiz var. Yani canlı bas kilolarımız var. Normalde gidiyor. Yani yıl 12 ay 24 saat satış yapıyoruz yani, Allah'a şükür. Kaç resyon hayvanlar? Bunlara normalde 325 lira diyorum şu anda. Hı hı. Ama pazarlık yaparız tabii, pazarlık payımız var. Hususuna göre değişiyor şu anda. Turfan'da zaten salatalık nasıl 5 bin liraya salatalık yiyor adam ilk zamanları. Evet. Bu da Turfan'da olduğu zaman biraz pahalı olur. Pahalı. Ama çoğaldığı zaman biraz daha düşüyor yani. Şu anda canlı kilosu 10.000-10.700. Kesimde 21.5-22 arasında kesim yapıyoruz et olarak. Fiyatlar uygun mu sence şu anda? Fiyatlar şu anda güzel yani. Hı-hı. Ama tabii insan istiyor ki daha fazla satmak ister de. Hayır, neyi uygun? Abi ne yapmamız lazım? Ne yapmalı? Hani şunu kaça satalım? 400'e mi verelim? Pahalı mı bu? 350'ye gidiyor. 150'ye zaten. Bir dakika. Neyini satalım? Pahalı mı? Abi pahalı mı bu? Hayır ucuz, anlamadım. Ucuz yani. 150. İyi de abi ne yapayım? Anladım da ne yapayım? Bunu götürüyor. Hayır hocam, bu ekrana çıkacaksın. Televizyona çıkacaksın. Anlıyorum. Beni de ne? Anlamıyorsun. Bu şu an abi 325 lira istiyorum. Tamam. Evet ha, gel abi. Pahalı diyor. Pahalı mı diyor abi sen buna şimdi? Ucuz diyor. Evet. Ucuz. Ne yapayım? Zaten yedi bu mal. Ama kime ne yapacağız? Kime derdimizi söyleyeceğiz? Var mı derdimiz abi? Doğru konuşacağım. Doğru bayım 50 lira. İyi de kime söyleyelim? Kazanıyordu. Kazanmıyoruz abi. Kardeşim biz ticaretini yapalım. Yaparız bu işin. Canlı alım satım yaparız. Ama biz 5-10 kuruş aldık mı yeter. Allah bereket versin. Ha bir sizce vurduğun zaman şu adam bak çiftçi. Çiftçi adam şimdi razı olmuyor. Niye? Ben diyor güdüyorum, çalışıyorum, çabalıyorum, para kazanmıyorum diyor bu adam. Mesela 4 torba yahut da 3 torba 60 kilo gelmesi için 3 torba 21, o da 150 lira. Vatandaşın kazandığını, ha bizim kazancımız doğrudan doğruya en aylık. Bizim kazancımız yok abi. Vallahi de bu adam. Bizim kazancımız yok, koyun mal para etmiyor. Zarar diyoruz. Devlet yesin yine arasını bulması lazım. Kasapın arasını. Aracı kazanıyor.
Vatandaş üretici kazanmıyor abi. Şimdi kasapta et 50 lira, 90 lira, 40 lira değil av oluyor, tüm yalan. Vatandaşa gel 15 lira et. Ette 12 lira et. Satışları olması lazım. Ette buradan çıkanla kasaptaki çok farklı. Farklanıyor tabii canım. Buradaki malla kasapta değişiyor. 50-60 liraya çıkıyor kasapta. Peki bu üretici nereden kazanacak? Vallahi bilmem nereden kazanacağını, biz şaşırdık. Canlı hayvanların en büyük sıkıntısı biliyorsunuz. Bütün sosyetenin kullandığı boya, potura, çocuk maması, köpek maması, onların kademesi düşürülüyor. Esas canlı hayvanda yem kademesinin yüksekliği. Yem düşürmeli, yem ham madde çok pahalı. Katma değer düşürülmediği müddet bu hayvancı para kazanmaz. Zaten yıllardır da bu böyle de çiftçi malları, yani ülkenin malı ikiye bölünür. Biri sanayi mamülü, biri enayi mamülü. Bu da 600 lirayken çuvala girdi mi un kaç lira ölüyor? 1 milyon lira ölüyor kilosu. Onun için canlı hayvan sektörünün bir kere yediği ham madde düşürülecek. Ondan sonra hükümetimiz hibe diyor ya, %50 hibeler veriyorlardı. Şimdi %65'e çıkarttılar. Bu dinen de kabul edilmez, vicdanında kabul. Şurada sorduğunuz vatandaşın hiçbiri hibeden faydalanmıyor. Ama vergi hepimiz verdik. Kimin malını kime hibe veriyorlar? Ondan sonra diyorlar ki ben çift maaş veremem. Asgari ücreti 1050 lira yapamam diyor. 1050 lira değil, 2050 lira bile yapılır. Şimdi Karapınar'da bile örnek veriyorum size, çitlikler kuruluyor. Bu çitlikler nasıl kuruluyor? 1 trilyon maliyeti var çitliğin, 2 trilyonu faturalanıyor. Devlete diyor ki sen %60'ın zaten mahibe veriyorsun. Al ben 2 trilyon masraf ettim. Geri alıyor 1 milyon 200 milyon çitlik bedavaya amortiye çıkıyor. Bana da kare geçiyorlar. Onun için kimin malını kime hibe ediyorlar? Mazot da düşürülür. Ben örneğin benim arabama geçen yağ değiştirmeye gittim. 46 milyar mazot yakmışım. Bir yağ değiştirmeye. Bunun 30 milyar arasını ben vergi verdim. Şimdi devletin sadece savunduğu yol yaptım. Tamam yaptı. Konya, İç Anadolu'nun en büyük merkezi bir il. Bu yoldan da gelmişsinizdir. Daha Konya'nın yolu yok. Konya'nın sivil havaalanı yok. Bugün Trabzon, Rize, herkesin dayısı olan Trabzon, Rize, Karadeniz, Konya'ya bakınca 3. 4. sınıf bildi. Oraların şimdi havaalanlar açılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün diyordu, işte doğuya gittim. Belediye başkanları hoş geldin gelmedi. Gelseler 150 şehir yataklı hastane yapacağım diye. Karapınar ilçesinde 50 yataklı hastane de açılamadı. Açılamadı. Bu vatandaş kuzu gibi veriyor Anadolu'nun insanı. Şurada her gördüğünüz bir kuzudan vergi veriliyor. Bu mazot yakıyor, getiriyor, götürüyor. Bu insanlar hep hambal. Hiçbirinin bak yüzü gülen rengi açık insan var mı? Yok. Para kazansa ben size soruyorum. 900 bin lira asgari ücreti verin. En fakir bir adama geçirsin iki kişilik aile. Geçinme mümkün değil. Çiftçi geçen yıl harmanda, tekrar ikinci harmanı kaldıracağız bak. Ofise sattığım mahsulün iadesini de alamadı. Ofise sattığımız 35 lira arpada, 50 lira buğdayda iade verirler. Hı hı. Daha ikincisini kaldırırız, daha bunu veremediler. Seçim olmasa da herhalde hiçbirini vermeyeceklerdi. Kaynak yok diye bir şey yok. Kaynak çok. Bundan 10 sene önce, hatta daha önceye dönersek, Özal rahmetli katma değeri stopaj icat etti de Demirel dedi ki bu milletin katma değeri stopaja dair ederseydim ben bunu çıkardım, bu ülkeye neler yapmazdım dedi. Yürüdüğün ilk para, devlet dairelerinde para yok diye bir şey, hastanelerde. Girin özel hastanelere, bam kaç liraya çıkıyorsunuz. Burada devletin ilçe tarım müdürlükleri bile vatandaşın bir işi var, vir 10 lira, çık 20 lira. Girerken 10 lira çıkarın. Ya neye para alıyorlar? Devletin her kurumunda para var. Yani. Muslukları kessinler, hırsızlık yollarını kessinler. Kaynak da çok, para da çok, hepsi çok bu memleket. Para yok diye bir şey yok. Çünkü yürüdüğün ilk para, bir eskiden araba 10 yıl, 20 yıl vergi vermezdi, bir af çıkardı. Biterdi. Şimdi arabanla doğuya gidiyorsun. Orada trafik duruyor. Ne var? Rutin kontrol. Bakıyor borcun varsa çek arabayı. Bu adam evine nasıl gidecektim ya? Urfa'da bağlıyor. Borcun var, arabanı götür. Tahsilat da kolay. Hı-hı. Niye yok kaynak? Yani bizim özellikle Konya. Nasıl olsa Samine'ye boy verecek. Öyle de olsa böyle de verecek. Ne havaalanımız var. Ne yolumuz var. Ne de ilçelerimizde doğrusu hastane var. İşte yol. Doğu'nun yollarını 3 var diye çalıştırdılar. Kayseri'nin yolunu 3 var diye çalıştırdılar. Otobanlar 6 ayda bitirdiler. Konya'lı 13 senedir bitmedi. 300 liraya çiftçinin portakalını hallerde alan olmadı. 300 liraya. Bu bayan belediye başkanı tümünü aldı. Vatandaşa dağıttı. Ondan sonra hala ayağa kalktı. Alsaydın kardeşim dedi. Şimdi bir bayana, bir yıllık belediye başkanına 144 defa müfettiş gelmiş. CHP'li belediye başkanı değil. Burayı tüm götürsene müfettiş falan gelmiyor. Basın susmuş, halk susmuş. Çocuk bir şey dese cezaevine, hakim bir şey yaparsa cezaevine, subay bir şey dese cezaevine. Şimdi o zaman niye seçiyoruz da bu milletvekili parlamentosuymuş? Bir de ülkenin kurtuluşu ne biliyor musunuz? Türkiye'nin milletvekili sayısı 300'e düşecek.
Ben onun için de çok uzun süre. Senin yaşın içinde tanıdığın cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını ben hepsine yemek yedim aynı masalarda. Konya'nın 16 milletvekili var. 16 olsa ne olur? 6 olsa ne olur? Soruyorum burada vatandaşlara. Emekli öğretmenin bu da siyaset yaptı. Sor ben Konya milletvekilinin adı neydi bilir mi? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben bir Mustafa Kabakçı biliyorum. O da ticaret odasına gitmesinden dolayı. Onun haricinde hiçbirini ismini zaten gelmiyorlar da. Gelmiyorlar ki. Esat Kıratlıoğlu geçen televizyondaydı. Ben dedi Nevşehir'de her köyüme 50 kez gittim. 49 değil dedi. 50 dedi. Bunlar gitmiyorlar dedi. E AK Parti niye oyu düşünmüyor diye. Onların kadını kızı teşkilat 24 saat çalışıyor. Onlar düşünmüyor. Öbürleri de yatıyor evde dedi. 350-300 milletvekili olsa ne olur? Bir milletvekilinin emekli, normal maaşı 14 milyar. 7,5'ta emekli. Şimdi 750 bin lira onların emekli maaşına fark buluyorlar da. Niye vatandaşa 25 lira bulamıyorlar? Sonra şu bu hükümet için değil. Geçmiş hükümet de oldu ama bunlar da devam ediyor. Şimdi partilerin hepsi Osmanlı Bankası. Birbirinden farkı yok. Ne biri Müslüman ne biri gavur. Hepsi aynı. Bu emekli hak ettiler milletvekiller. 2 yılı doldurunca emekli olacağız dediler. Kim ne yetki aldılar emekli olma yetkisini? Referandum onu bir soksunlar. Şimdi soksunlar. Cumhurbaşkanı diyor ya yapmazsa 400 milyon referanduma sokarım. Bunu sok milletvekili emekli olsun mu olmasın mı diye. Taş Ocağı'nda Ermenek'te vatandaş 30 sene 700 metre yerin tabanında çalışıyor. Emekli olamıyor. Sen 2 yıl milletvekili olacaksın. Saltanat sallayacaksın. Ondan sonra 2 yıl sonra emekli. 7,5 milyar emekli maaşı. E şimdi fakir fukara köylü milletvekili olamaz. Niye olamaz? 1 trilyon para harcamam lazım ben milletvekili olmam için. O 1 trilyon da bende yok. Olsa 1 trilyon alacağım. Orada 2 trilyon kazanacağım geri. Ebedi sülalen garanti. 7,5 milyar maaş var bugün. Emeklinin. Türkiye'de milletvekillerinin emeklisi bitecek. Bir. Milletvekili oluyorsa herif gibi gitsin olsun. Milletvekili sayısı da 300 ölçecek. İlk yapılacaklar bunlar. Doğru mu dostum? Canlı hayvancı. Aynı çiftçi şey sebze gibi. Siz görüyorsunuz. Hal tarlada portakal 100 lira veya 200 lira markete girdiği zaman 3 milyon lira. Hayvancı da aynı. Burada 17, 18, 19 bin lira et kesiliyor. İstanbul bas bas bağırıyor. Ne oldu? 50 bin lira et. 50 bin lira et diyor. Ondan sonra hükümete zaten diyor. Koyun kuzu uçtu. Uçmadı. Aracı götürüyor bu işi. Ette tanzim yemde katma değer vergisi düşmek zorunda. Olmazsa olmazı bu. Hı hı. Yemde katma değer düşmezse canlı hayvancı ayakta duramaz. Şunu söyleyeyim yani vatandaşlardan burada AKP'li arkadaşlar da var. Ya Karapınar ne var? Her taraf araba parka sığmıyor. Her taraf yeni binalar yapıldı diyor. Yapıldı. Bir tane banka 2000 modelden üstü. Bankadan alınmamış bir araba bulsunlar. Ben eskiden çiftçiyken 30 sene önce para cebimde traktör alacağım diyordum, traktör. Şimdi bir tane köylü bulsunlar, parayı cebine koymuş, mahsulünü kaldırmış, koyunu satmış, peşin parayla traktör almış, bir tane traktör yok. Traktörler bankaların. Karapınar'da yapılan evler bankaların, arabalar bankaların, ceren alıyor, kuyu vuruyor sulu tarım için, onlar da bankaların. E ne kaldı bankanın olmadıkta? 900 bin lira gelir olan adam 170 milyon kartı varmış. Banka müdürü anlatıyor bunu. Şu anda Türkiye'de kartları bağladık. Hükümet sizin kart işi iptal kardeşim. Canlı bomba gibi patlar vatandaş. Kimde kart yok soruyorum. En az kart bende var, bir tane var. Evet. En az kart bende. Benim çobanda 9 tane kart var. Onun için bu memlekede zor durumda. Zor, öyle dostlarımı göstermesinler. Sevgili seyirciler, bir hayvan borsası programında burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Köy TV izleyin, köyde hayat var.
sevgili seyirciler. Bir hayvan borsası programıyla daha karşınızdayız. Bugün sizlere Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan hayvan pazarından sesleniyoruz. Fiyatlar ve pazarlıklarla hayvan borsası programımız başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim soyisim alayım abi. İsmim Musa Eren. Musa Eren. Hayvanlar senin mi abi? Hayvanlar kendimizin. Kendinizin. Kaç tane var? Burada 16 tane hayvan var abi. 16 tane hayvan var. Nasıl fiyatlar koyuyorsun? Fiyatlar iyi. Şu anda 3,5 lira bu boğa altlı öler. Tabi pazarlık usulü olacağı belli değil. Fiyatlar tabi pazarlık tabi. Pazarlık sünnettir demişler. Ha, pazarlık sünnettir. Kaç aylık şu anda düveler? Düveler 14 aylık, 13 aylık. Muhtelif bunlar. Yani kendi hayvanlarımız. Bunlar kendi hayvanlarımız. Kaç tane hayvan var toplamda? Benim toplam 100'ün üzerinde bir hayvanım var. 100'ün üzerinde hayvan. Nasıl hayvancı? Memnun musun? Hayvancı da şu anda memnunuz. Fiyata bir şekilde giderse, ithalda girmezse hayvancı şu anda iyi. Kesim ne kadar şimdi Konya'da? Kesim Konya'da, vallahi kesimli arkadaşlar yanı başımda duruyor ama biz inekçi olduğumuz için onların gözüne bakıyoruz. Şu anda Konya'da 22.700, 22.800 erkek, inekler 20.000, böyle 20.500, 21.500, 22. Düvenin randımanına göre değişiyor. Değişiyor. Nasıl Konya'da peki hayvancılık genel olarak baktığımızda? Hayvancılık Türkiye genelinde. Türkiye genelinde Konya hemen hemen birinci sıralara oturmak üzere. Tesadüfen. Gittik sıra tohumlamalar düzenli. Gördüğünüz gibi bak mallar da bak uzun yani ilerisi istikbal olan mallar. Farkındaysanız. O şeyden dolayı ırk olarak Türkiye'nin hemen hemen birinci sıraya doğru koşuyoruz. Evet. İnşallah da birincisi oluruz. Bizim tek sıkıntımız Karapınar'da, Karapınar Belediye Başkanlığı, Karapınar'da düveyi yani Türkiye'nin Karapınar hemen hemen Konya'nın 31 ilçesinde ikinci veya üçüncü sırada oturan bir hayvancılık sayısı var. Bu hayvancılık sayısını sergileyebilmek için Karapınar yıllık bir fuar düzeyinde bir hayvan pazarında fuar düzenlemesi lazım. Yarışma yapması lazım. Yani hayvanlarımızı Türkiye genelinde tanıtması lazım. Evet, evet. Şimdi Türkiye genelindeki hayvanlarımız buraya gelip dışarıdaki vatandaşları bir Burdur'da, bir İzmir'de, bir başka illerde olduğu gibi Karapınar'da da hayvancılığın ne olduğunu ve örnek malların çıkacağını görecekler. Ama reklam yapamadığımızdan dolayı, Karapınar'ı tanıtamadığımızdan dolayı, hayvanlarımızı gösteremediğimizden dolayı bir reklam noksanlığımız var. Bu reklamı da Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Yaka'dan, Büyükşehir Başkanımız Tahir Akgürek'ten bunu özellikle ısrar ediyoruz. Hele Damızlık Birliği Başkanı Edip Bey'den, çünkü beni o dinlerse rakip olduğum için bu işi özellikle hayvanlarımızı tanıtma açısından ondan şeyler bekliyoruz. Konya adına, kendi şahsımız adına, Konya adına bir şey bekliyoruz. Bu pazarlarımızın daha güzel, daha geniş çaplı olmasını ısrar ediyoruz. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Müşteriler. Sağ olun. Karapınar'da teşekkür ederiz. TV. 28 milyar 8 tanesi. Gelsin. Allah kim satan kim önce onu öğrenelim. Satan benim kardeşim. Sen alıyorsun. Ben alacağım. Başta ne istediği vallahi. Ben 3500 lira istiyorum. Bu da 3 lira veriyoruz biz de. 3 lira veriyorum. Hadi. 28 milyar. Kaç olsun Sümen'e? Sinan şuraya geldi mi cesaret ver ya. Sinan cesaret ver şuna ya. 28 milyar. Alacağım. Söyle. Makine hesap yapar lan. 8 tane, 8 tane. Tutun da yapalım pazarlığımızı. Kaç lira istiyorsunuz? He?
Ya Sinan Süre yanıma geldi ya. Söyle hadi bak söyle söyle de yapalım. 28 milyar 8 tanesi. 28 lira. Arkadaşım ben bir şey söyleyeyim mi bilmiyorum hesabını da kurtarırsak bunu düz 26 lira yapalım mı? 26 bize yazdık olur. 26 lira yazdık olur bize çıkamayız sen. Biz. 28 lira Sümele. Alana satana 26 lira olsun. Daha kadar bakıyoruz içinde ne? Öbürleri de 4 bin liranın üzerinde daha kadar. Kurtarırsak 28 milyar. Sümele. 25 lira. 20. Ya ben dediğimi al abi bak. Sümele. İnan değil. Sen mi söylüyorsun değil abi? Şiiri var mı alır? Mühendinin yapacağı ortayı bulmak. İki tanesi de öbür tarafta. 8 tane daha. Ya bir dakika dur. 100 liradan bir şey çıkmaz. Ben doğrusunu söyledim. 26 bin lira alana satana. Ben abi bize yazık olur. Çıkamayız. 3250'ye gelir ya. 3250'ye gelir ya. İnan şu tanelerde yani değeri var ya. Süleyman'ın da değeri var, senin de değerin var. O zaman 25,5 lira. Lafı uzatma. Nasıl? Lafı uzatma. Değil abi, değil ya. Ben 26'ya veremiyorum ya. Geri 25,5'e nasıl düşüyoruz ya? Görüyorum yanım. Gitsin o zaman. Ana! Ya Allah'ım çıkmadı ki zaten. Şekli, stili mi değişik? Gitsin mi? Abi doğru, 27,5 lira sana. Abi şu sigaranı alalım. Benlikten çıkıyor bak. Abi 25 lira. Değil abi. Veremem abi. 25'e veremem abi. Çıkamam bakalım abi. Mı? Yok abi, veremem. Veremem abi. Ama yapışıyor. O paralara bilemem abi. Değil mi yani? Biz yardım görelim yani. Peki, ilk para iyi. He? İlk para iyi. 26 lira abi. Orası da iyi. Yeter öyle bir abi. Bakın ya yüzüme bakmam. Daralara bakmam abi. Daralara bakmam. Daralara bakmam. Daralara bakmam. Bir şey yok. Şimdi de bakalım. Doğru, 27 lira. 27 mi tutar? 25 lira. 25 lira. Yabancı değiliz. Şimdi ben ha, yabancı değiliz. Dostuz ama çıkamaz abi. Yine çıkamaz. 26. 26'ya gider bu. Ben bir şey konuştum bunu. Benim kestiğimi yiyin gelin siz. 26 bin liraya arama satana hayır olsun. Uzat elini uzat. Abi çıkar elini cebinden. Süleyman gel buraya gel. Ya zarar ederim. Gel la uzat. 26 bin liraya arama satana. Salla. Salla. Hayırlı olsun. Arama satana hayırlı olsun. Kaç tane aldın? 8 tane. 8 tane. Kesime mi direkt? Yoksa besleyeceğim. Besleyeceğiz. Kurbanı mı aldın? Yok. Mandı da şey, kesme hani. Kurban olmuyor bunlar işte, 2,5 yaş dolayısıyla. Nasıl Konya'da? Konya'da. Konya merkez. Nasıl Konya'da? İyi. Hiç alayım mısın? İyi bakalım. Hadi alırız da hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Ceyhan'dan geldik. Hasan Karakuş. Burada da bu hayvanları uygun gördük. Aldık. Güzel hayvanlar. Kaç liraya aldın? Bunlar 9 parça. 26 milyar liraya aldık. 26 yani. Evet. 9 parçayı. Peki Ceyhan'la burayı karşılaştırınca nasıl durum piyasadaki? Şimdi bu hayvanlar değişik bir renk olduğu için yani gelişme için daha sağlıklı olduğu için o fiyat olarak illaki Konya biraz Adana'ya göre dana yüksek. Ama bu hayvanlar da renk olarak gördüğümüz için aldık. Yani şu anda pazardaki tek farklı hayvanlar da bu. Evet, yani. Evet. Peki şu andaki piyasadaki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim? Piyasadaki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdiki piyasa yani çok yüksek de değil. Çok düşük de değil. Yani bu şimdiki günümüzde alan da satan da çok şükür kazanıyor yani. Kazanıyoruz bugünlerde. Ama işte yem maliyetleri biraz yüksek. Onlardan şikayetçiyiz. Türkiye'nin malı da Türkiye'ye zaten yetiyor. Türkiye'nin malı Türkiye'ye yetiyor. İthale gerek yok. Gerek yok. Bak maşallah her taraf mal dolu. Yani dışarıdan mal gelmeye hiç gerek yok. Peki et fiyatlarının yüksek olmasını seviyorum. Et fiyatların yüksek olması, şimdi bizim kesimlerimiz yüksek bir fiyat değil. Bugün inek 20 bin lira, tosun 23 bin lira. Yani bu da piyasada yüksek bir fiyat değil. Değerlendirme yapılırsa ama tezgaha girince et fiyatları uçup gidiyor. Evet, yani şu anda bir tüketici
et almak istediğinde 35 liradan başlıyor. Evet. Yani tüketicinin 23 liraya mal ettiği, kestiği kasaba hayvanı bir vatandaş gidiyor vitrinde 30 lira, 35 liraya, 40 liraya et alıyor. Yani burada ezilen kim? Biz, yetiştiriciler. Biz kaybediyoruz burada. Üretici kazanamıyor. Üretici kazanamıyor, evet. Yem maliyetler de yüksek. Böyle. İnşallah biz de Ceyhan'a geleceğiz. Orada tekrar. Buyurun tabi bekleriz. Bekleriz. Teşekkür ederiz. Ben kolay teşekkür gelsin. Ederim. Kolay gelsin. Hayırlı çalışmalar. Selam, sağ olun hocam. Sizi tanıyorum abi. Ben Cihan Konur. Cihan Konur, hayvanlar sizin galiba. Bizim abi. Ne var abi şimdi burada? Düve var, dana var. Kaç tane düve? Dört tane mi? Dört tane düve var. Bir tane kurbanlık düvemiz var. Ne kadar istiyorsun hayvanlar? Büyüklere dörder lira diyoruz. Küçüklere üçer lira. Üçer lira. Danalar ne kadar? Üçer lira. Danalar da üçer lira. Nasıl hayvancılık? Güzel bir meslek. Kaç tane hayvan var? Burada altı tane var. Maraya'da. Toplam 50-60 malım var. 50-60 malım. Kendime. Şey mi? Sadece besiye mi çekiyorsun, süt mü? Süt de var, besi de var. Nasıl fiyatları şu anda, kesim fiyatları? Şu anda kesim güzel. Güzel mi? Kazandırıyor mu? Kazandırıyor da maliyet yüksek. Gelirler, şekillerler. Yemler pahalı, saman pahalı. Yem aşırı pahalı. Para bırakıyor ama işte maliyet yüksek olduğundan yedireceği de düşünmek lazım. Gelen gideni götürüyor yani. Ya. Yeah. Selam abi. İsim neydi abi? Mübah Aşkın. Mübah Aşkın. Hayvanlar senin? Evet abi. Kaç tane hayvan var? Bugün kaç tane getirdik? 6, 7, 11 tane, 12 tane mal getirdik burada. 12 tane getirdik. Buzağları ne kadar istiyorsun? Buzağlar 1700 lira ama düve bunlar, erkek değil. Büyükler ne kadar? Büyükler 2800 lira diyoruz abi. 2800. Toplamda kaç tane var? Toplamda mı? Yani evde çiftlikte mi? Evde. Ha, çiftlikte 30 malımız var toplamında. Nasıl Konya'nın hayvanı? Konya'nın hayvanı güzel, şu anda da değerli gidiyor. Üretici kazanıyor şu anda. Kazanıyor. Ama az önce yan tarafta kazanmıyoruz, giderler fazla falan diyorlardı. Sen ne yapıyorsun yemde? Ya şimdi şöyle, anasından düşen buzağı, inekçilik yapan 2000 lira satıyor abi. Hı hı. Ha, yani onunla kazanıyor ama bakıcı kazanamıyor. Bakıcı kazanamıyor. Niye? Çok yüksek girdiler bahalı. Hı-hı. Ondan kazanamıyor. Evet. Ya şimdi pazardan hayvan çıkıyor 23 liraya kilosu. Evet. Kasaba gidiyoruz. Kilogram fiyatı 35-40 lira. 35 lira. Evet, aracılar yiyor abi. Zaten üreticiden direkt şeye varsa, tüketiciye varsa zaten arada fark kaybolacak ama arada kişiler yiyor parayı. Bundan bir 5 sene kadar önceydi. Fiyatlar 14-15 liralardaydı o zamanlar. Evet. Şimdi 23 liralara çıktı. Bu büyük bir fark. Evet. Üretici için hani en azından iyi bir şey ama girdiler bahalı. Girdiler de yükseldi. Girdiler bahalı. Şimdi o zaman 50 lira oldu. 1 liraya alıyordum danayı. Şimdi 2,5 liraya alıyorum. Yemin torbası 50 lira. Yani o öyle olunca isterseniz onun maliyetlere bindi mi? Süt 1 lira. Süt 1 lira. İşte fazla bir kazanç yok yani. Şu anda üretici kazanamaz abi. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin hayırlı müşteriler. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Aylık, 5 aylık gebe düveler 6 bin lira istiyorum tanesine. Bunları 5 lira alsa kurtarmaz mı? Olmaz abi, olur mu ya? 5 lira kurtarsın ya. Kurtarmaz. Kurtarsın. Kurtarmaz. Senin de ihtiyacın çok bunun parası. Girdiler yüksek, girdiler. Yem bahalı,
Valle bağlı, saman bağlı. Biz de ekmek yiyeceğiz ya. Olmaz abi, olmaz. Beşer. Olmaz. Beşer ki ya. Olmaz Mahmut abi, olmaz. Çıkamayız. Çıkamayız. Dediği de olmaz. Arkadaşlar bak, senin çok mu ihtiyacın var? Çok. Benim borcum biraz fazla. Borcum var. Şimdi meşru mazeret öyle. Sizin, sen de satacağım, ekmek yiyeceğim diyeceğim. Tabii canım, biz de ucundan ekmek yiyeceğiz. Bölelim bunu arkadaşlar. 6 bin lira diyorum arkadaşlar, abi. Bölelim, alttan aşağı. Bölelim, veremez İbrahim abi. Ekmek yiyeceğim. 6 liraya vereceğim. Sabah yemedi, çorba içmedim. İçmedim inan. Vay, bakımsız yiyelim. O zaman sabah erken pazara çıktığımızda 5250 şeyleri. Olmaz, olmaz abi. Seninki de olmaz. Olmaz. Olsun. Olmaz. 5250 şeyleri. Ne yapıyor? Dur, toplamını bir hesaplan bakayım. Seninkinde. Kaç mal? Al 5 tane. 5 tane. 30 lira diyor. Senin? 26.50. Aramız bayağı çok ya. Çok o zaman ya. Şöyle yapalım onu o zaman. Düz diyelim. Neyi? 27 bin lira sanırım. Olmaz abi, olmaz. Lan da çıkamayız, çıkamayız. Çıkamayız abi. Hayır, olmaz. Arkadaş. Olmaz abi, olmaz. Onun ikisinin ortası 28.5. Yok yok. Bak. Senin dediğinle bunun ikisinin arası 28.5. Müslümanım ona orta. Fazla gider, şimdi de fazla gelmiyor. 27 lira. Olmaz Mahmut abi, olmaz. Çıkamayız ya. 27 lira. Olmaz abi. 27 lira. İnan çıkamayız. Hayır, 27 lira. Olmaz abi, kaça geliyor? 27 lira. 5400 liraya gelir. Evet. Olmaz abi. Hayır, 4 aylık kebe, 5 aylık kebe de var bunlar. Ağzı döndü, kaça geldiğini de bildiği yok. He. Yok. 27 lira, hayır. Olmaz abi. Hayır, gör. Olmaz Mahmut abi, çıkamam abi. Benim dediğim gibi 28.5. 28.5 değil de doğru, 29 lira yapalım. Olmaz, senin de olur. Kaça geliyor 29'dan? Şimdi ben vereyim. Ramazan yapamayacak bu işi. Kaça geliyor? Ama ikimiz yaparız. Olmaz abi, olmaz. 28.5. 27 lira. Olmaz Mahmut abi. Doğru, 29 lira. Kaça geliyor 29'dan? Senin küçük. Ya kafamız döndü ya. 28.5. 29 lira İbrahim abi. Bak şimdi 28.5'tan 5700 liraya geliyor. 5700 liraya geliyor. Ya o adam da ekmek yiyecek 28'e ya. Ya bu 20 sabahtan çorba içmiş. 29'a niye gelir abi? Bölsene bir ya. O hesaba kağım yatmadı benim. Kaça gelir? Tamam 5800 lira. Hayır gör. O fazla ya. Hayır gör abi. 5700 lira ya. Parasını bulup 27.5 yaparım bari ya. O olmaz, 28.5 be. O zaman 5700 liraya geliyor. Hayır gösterim. Olmaz abi ya. Ya bırak. Doğru, 200 lira kaldırayım ya. Ya bırak. 28.5. Kaç? Senin adına 28.5. Olmuyor abi ya. Bak hele. Bak hele. Doğru. Hayır olsun, tamam. Peki, hayır olsun bakalım. Hadi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Ulan direnmedin, adam vereceğim. Kapına verin bir buze. Hadi bakalım, hayırlı olsun, sattın hayvanı. Allah razı olsun, sağ olun, sattım. 5 tane gebedüve. 5 tane, 5 aylık gebedüve. Başka hayvanın var mı? Başka evde var, biraz daha var. Biraz daha var. Var. Onları çıkartacağım pazara. Kendine mi? Haftaya nasipse. Haftaya. He, bir kısmını kendimiz ayırdık. Bir kısmı da haftaya satacağız. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun, Allah razı olsun. Tane gebedüve aldık. Eve damızlık yapacağız. Kaça geldi tanesi? 5750 şere mi geliyor? 5700'e geliyor. Hayırlı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Kaç tane hayvanım var toplam? Toplam işte 25-30 civarında var. 30. Yeni hayvanları da kattın. Evet. Onlar... Şöyle bir şey söyleyeyim, piyasaya göre uygun aldık. Bizim Konya bölgesinde en ucuz pazar bizim Karapınar bölgesi. Hı hı. Yani Ege'ye, Trakya'ya göre en hesaplı hayvan bizim Karapınar bölgesinde bulunuyor yani. Çünkü böcek pazarı geziyoruz biz de. Kuşlarda gebe döveler 6000-7000 liradan aşağı zor çıkıyor evet. Pazara. Bizim burada biraz dışarıya nazaran saman olsun, yem olsun biraz insanlar ucuza mal ediyor. Ondan hesaplı oluyor bizim Karapınar'daki hayvanlar. Buradan izleyicilerimize de seslenelim. Karapınar'ın pazarının daha uygun oldu. Buraya gelsinler. Tabii ki Karapınar pazarına bütün Türkiye geneldeki esnaf arkadaşların, üreticilerin gelmesini tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz.
Zaten aslında öyle de muhtar öyle diyecek zaten. Hocam uzaktan fiyatları sorup sorup kaçıyorlar. Ben mi? Bana vermiyorlar abi. Veremedik ki bu. Veremiyorlar bana. Tutuş bir kere ele. Ya ne havaya tutuşup da televizyona çıkacakmışız diye yani. 1000 lira mı yiyelim kazdık? Ama 1000 lira kazdık olarak düşünme bunu bak. Ticaret bu. Direkt o kazdık o işte. Yani şimdi televizyona çıkacakmış şimdi 1000 lira muhtara fazla verirsem hayırlı olsun pazarlık olur. Ya neyse olmaz. 8 kağıt veriyorum. Ne kadar istiyorsun? 9 liraya bıraktım ya. 9 liraya bıraktım. Hacı mı? Sen ne kadar diyorsun? 8 lira 8. Bazarın bozdur hacı. Arayı bulun. Bu ne? Adam zaten hemen kurtaracağı fiyatı virip virip çekiliyor adam. Öyle yapıyorlar adamı da. 8,5 diyor. Ortadan geliyor ya. Göreceğiz de. Şimdi hacı ama gördüm adam zaten vereceği parayı çıkıyor. Ben zaten olsun diye diyebilirim bu kadar ya. Bitirin doğru. Hadi bana. Önceden el ağrımaz. 8,5'un hadi bana belelim bana. Kaça kurtarın? Mahmut kaça kurtarın lan babam lan? Helal kârı sen al lan. Bak ya. Ya pazar ne var o da helal kârı sen al lan. Tekin parası bize. Gel onu da usulü kulağa. Mahmut belirli. 750 olur mu ki? Şuradan içinde 2700 liranın içinde alakoyduk onu biz. Bilmeden aldım 2700 liraya. Buraya alakoyduk. Ona öyle hesabını yaptı ya. Ona böyle yapmıştı. 2700 liraya bilmedik buraya alakoyduk. Hacım ben ver o zaman canım. Kaç sen kaç lira verdin? Son 9 liradım hocam. Sen ne diyeceğim? 8 mi? 8,5 lira. Tamam çıkar abi mı? Onu diyorum. Şöyle yapalım hocam. Çıkar mı? Çıkar mı? Hadi bakalım. Hayır babam hocam. Dur 200 lira bırakalım. 8700 lira yapalım. Ya, çıkmaz. Bak benim dediğim... 8,5'a da alamam. Bak benim dediğim... Al gel ben abi. Biliyorum abi. Çünkü de... Gelinişini biliyor. Ben bilmem gelinişini canım. Benim ben gelinişini beni ilgilendirmez. Muhtarım o zaman. Gelinişini biliyorum diye. Bana ne gelinişi? İki gelinişimi yapacağım. Ben kendi gelinişimi bilirim abi. 8 kere de bilirsen zavallı. Doğru 8 buçuk. 8,5 be. Hacım 8. Muhtar birleşmez abi. Çıkmazsa kolay değil. Tamam. Salla bak hocam. Salla bak. Ökerseni kümülecek. Kamyon verin. İkisinden kamyon kirası mı verdin? Tam da bir adam köyüne gidiyor. Adamı çıktı. Lan sen adam köyüne gidiyor. Köyüne gideceğim ya. Köyüne mi gideceğim? Ya yıkacağım hacım. Ne yapayım? Bir de uzak gideceksin ya. 8,5 lira. Ya ben ağlamam 8,5 lira. Uçak atma. Hacım sen ara uçak atma. 8,5 lira. 8,5 lira. Allah gidin lan ya. Valla gidin. Ya da hocalar gitti valla. Valla gitmedi ya. Hacım sana dedi ya. Sen de sen. Valla sana dedi. Hacım. Hacım mi sen? Hayırlı olsun. Tamam çek. Hayırlı olsun. Hacım mi? Hayırlı olsun.5 liraya almışsındır Mustafa lavuç alıp ben bunu 100'e bitirdim. Cengiz ağa yok lan yok öyle. Hacı Ahmet ağa 50 mi? Doğru 50 mi Mustafa 8 lira? Yok yok valla. Neyse o zaman ya 100 lira. 100 lira bak sen ya 100 lira. 100 lira bak. Bin Hacı Ahmet. 100 lira bak Hacı Ahmet. Hiç benden olan yok. Ben diyorum ama ben diyorum. Anne. Ben senden yanayım ya ayrı diyorum. Bunlara bir şey sen de. Sesini çıkardım. Hayır, ya elleme yüzümüz yok bunun başka ya, yok. Bak, 100 lira deseniz 7,5 lira. Hacı var. Allah Allah elleme ya başka yok bunun Cengiz ağa. Hacı bundan video olmaz. Sen 50 lirayı ne olacağız ya devrişim ne yapacağız 50 liranın bozuk olsun ya. 100 lira tamam 8 lira. Hayırlı olsun 8 lira. Kağıtlarını hazırla. Pasaportunu kağıdını kureyini. Arabayı bekle.
Bildim. Vallahi. Vallahi değil mi bak? Telefonda vallahi olmaz. Ya hoşta bulunur var. Vallahi değil mi lan? Çok pahalı ya. Ya bu da bizim Hacı Emin oğlu var. Hacı Emin oğlu. Baba da böyleydi bu. Ya, Allah uzunan buna verirsin. Vallahi çok pahalı. Ha. Uzunan buna verirsin ha. Çok pahalı ya. Ali senin canında var ya. Tamam. Bir saat uğraştım. Bir şöyle dönün de bir bak adam bak. Pasaportu. Hakkı geçti ya. Ya bu da boşta bulunur. Hakkı geçti ya. Televizyonu boşta alsın. Boşta. Tamam. Ama o boyat ben alamam. Ben alamam o boyat. Hakikat mı? O zaman zararım. Altıyı geçtiğim sonra ben alamam ki. Abi sana inan ki öyle ya. Ali Şencan'ı sor. Doğru mu canım onu bilmem. Ben Ali Şencan'ı hemen Şencan'ı bilmem. Ben ne bileyim ben canım. Ya, ya, ama. Bir sen. Ağzı da son sıralı. Altı buçuk saat. Sen buradan mı aldın? Abi sen çift değil bilmem mi? Yok burada mı aldın? Şöyle verdim. Koydan getirdim ya. He. Koydan getirdim ya. O ne dedim? Sen versiyonu o ne? Recep şöyle geçme abi Recep şöyle geç. Cengiz'im. Tüccar diye bir tüccar var. Olsun bak. Hatırla bunları ha. Televizyon hatırla. Televizyon hatırla. Bu çok az gitti zaten. Ben televizyon istemem. Televizyon hatırını al diyor Asım da bak. Bu televizyon gelmiş bak buraya. Gelir gelir. Gelin gitme çıkar adam. Ya nasıl alacağım ben altının kusuru? Alma değil adam. Gelin gitme adam o da. Ya ne yapayım adam görürüz adam bizi görür. Abi eli cipte duruyor. Ne yapacağız? Esas duruşta mı duracağız? Yok. Allah Allah. Tamam ben de gideceğim zaten. Gideceğim zaman böyle doğru. O ayrı o ayrı. Uzak buraya dolma. Ya ne dersiniz siz? Ne dersiniz? Yok pazarını yapmayalım olmadı abi. O bize yüksek olur ya. Kaç sıra değil? Altı uçağı. Sen ne verdin hocam ya? Altıyı geçtim olmaz ki zaten. Nedir Asım? Altı uçuk lira, altı uçuz lira Asım. Aklı o da. Altıyı geçtikten sonra bana olmaz ya. Abi ne verdin hocam ya? He aklı o ya. Bizim de zaten almadın Asım. Allah razı olsun abi. Bunda abi de. Abi sen orada içine almış olur mu? Tekoya gittim gel 3 tatlı bir. Başka ne var mı Asım? İnan hacı mı var? Hayır böyle iki tane. Öyle başka var mıydı? Gili yerden getirdi. Yok 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 hocam. O var ya. İnan hocam. Doğru eline bas parası. Ya olur mu ya? 3 tatlı bir. Olmaz ya. 100 lira verecek. 100 lira verecek. Hocam mı? Bir hacı. 100 lira verecek. İnan 4 gün veriyoruz. Doğru sen elleme bize 200 bin lira ver Allah razı olsun. 3 gün 4 gün. İyiymiş canım da ben alamam. Tamam kaliteli ama. Ya kaliteli kaç kilo Allah'ın sözü iyi de kaliteli kaç kilo yani geleceği 150 kilo yani. Olmaz Sultan'a 250 kilo var. Ne zaman? Etlenince. Şimdi. Şimdi değil lazım. Var etlenince gelir o şimdi gelmez. Sultan'a. Ya şimdi olur mu? Gözler nizam var bilmem miyiz 250 kilo gelirdi. 250 kilo gelirse sen o fiyata vereyim bana. Aldım veririm ne olur diye. Ben kurtardım. Sen dedin ya o kadar kilosu 10 bin liraya geliyor. Ben onlar 14 bin liraya alayım kilosunu. Tamam. Dur. Hayırlı olsun. 250 kilo gelsin. Hadi bakayım. Hadi dert. Beraber vereceğiz ya. İyi. Şimdi beraber vereceğiz. Hangi için beraber de atacağım ben de zaten. Yok lan istemem ben. Hadi be 14 lira kilo. Hani 250 kilo gelirse ooo sen dediğine göre 7 milyonlar para çıkar bunlar. Ya bak öyle. Ya bak burnuk ya. Ya çok tehlikeli. Bu adam da kafama baktı ya. Esas sen tehlikeli görmemişsin. Asım'ı görmedin sen. Ya bu ne be Allah aşkına. Sen neydin son kıya son? Hacım mı? Temiz ne lan? Doğru 200 bin verdim tamam biter. Yo yo. 100 lira 100 lira 100 lira. 100 lira 100 lira. 100 lira. Tamam çok kulüptü kaliteli vallahi ya. 100 lira 100 lira. 1 saat yalvardım. Hacım Bey 250 aldı. 6350 asla demedim. 6350 sen. Ne? 150 bin alacağım. Allah razı olsun. 250. Hacım Bey Allah razı olsun bak. Ben sana 6200 liraya paraya vereceğim. Verirsen vereceğim, vermezsen vermeyeceğim. Yo yo. 250 hacı. Almam. O da ona inandığı için yani. Başka bir şey. Tamam. Bak. 200. Bütün. Bir 250 bir şu adamım ya. Ya tamam inandık diyorum. Tamam Allah Allah. Sen yalan söylen diyor muyum? Tamam. Tamam. Olma. 200 liraya vereceğim alacağım. 250 hacı. Allah razı olsun bak. 4 gündür yiyor. 250 hacı. Ya gitmeydin Asım. Bana ne iyi yedin. Allah Allah. Bak 1.50 lira ya. 1. Bir, 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 bir. Ayıbınıyor ama bak. Asım, Asım valla televizyonda yiyordun, karabuğunda yiyordun başına bir 50 lira ucunu yoruyorsun yani. Ya tamam. Ayıbınıyor ama 200 lira. 250, 250, salla 250, tamam, salla hadi salla. Tamam. Hadi hayırlı olsun. Veteriner Hekim Önder Taşçı. Belediye? Evet, Karapınar Belediyesi Veteriner Hekimiyim.
yaklaşık 15 yıldır ilçede belediye veteriner hekimliği ve serbest veteriner hekimlik yapıyorum. Hayvan pazarımız burada çarşamba günleri. Evet, çarşamba günleri hayvan pazarımız kuruluyor. Büyük başlar bu tarafta, karşıda küçük baş hayvanlar. Yaklaşık haftalık 250-300 arasında büyük baş hayvan geliyor. İlçemizin genel hayvan varlığından biraz bahsedecek olursak 60 bin civarında büyük baş hayvan, 320 bin civarında da küçük baş hayvan var. Son zamanlarda ilçede ciddi şekilde damızlık büyük baş hayvana yatırımlar meydana gelmeye başladı. Yaklaşık 500 ton civarında da günlük sütümüz var. Sütlerimiz tamamen yani %90'a yakını işletmelerde soğutulduktan sonra satışa sunuluyor. Bu yönüyle de oldukça teknoloji anlamında yatırımların çok ileri aşamada görüldüğü bir ilçe. Bizim belediye olarak, belediye pazarında, hayvan pazarında uyguladığımız belli şeyler var. Hayvanların girişte kontrol edilmesi. Evet sevgili seyirciler, bir hayvan borsası programında burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Köy TV izleyin, köyde hayat var. Sevgili seyirciler, bir hayvan borsası programıyla daha karşınızdayız. Bugün sizlere Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan hayvan pazarından sesleniyoruz. Fiyatlar ve pazarlıklarla hayvan borsası programımız başlıyor. Hoş bulduk. İsim soyisim alayım abi. İsmimiz Musa İren. Musa İren. Hayvanlar senin mi abi? Hayvanlar kendimizin. Kendinizin. Kaç tane var? Burada 16 tane hayvan var abi. 16 tane hayvan var. Nasıl fiyatlar koyuyor? Fiyatlar iyi. Şu anda 3,5 lira bu boğa altlı öler. Tabii pazarlık usulü olacağı belli değil. Fiyatlar tabii pazarlık tabii. Pazarlık sünnettir demişler. Ha, pazarlık sünnettir. Kaç aylık şu anda düveler? Düveler 14 aylık, 13 aylık. Muhtelif bunlar. Yani kendi hayvanlarımız. Bunlar kendi hayvanlarımız.
Kaç tane hayvan var toplamda? Benim toplam 100'ün üzerinde bir hayvanım var. 100'ün üzerinde mi? Nasıl hayvancılık? Memnun musun? Hayvancılıkta şu anda memnunuz. Fiyata bir şekilde giderse, ithal da girmezse hayvancılık şu anda iyi. Kesim ne kadar şimdi Konya'da? Kesim Konya'da, vallahi kesimli arkadaşlar yanı başımda duruyor mu? Biz inekçi olduğumuz için onların gözüne bakıyoruz. Şu anda Konya'da 22.700-22.800 erkek, inekler 20.000, döle 20.500, 21.500, 22 düvenin randımanına göre değişiyor. Nasıl Konya'da peki hayvancılık genel olarak baktığınızda? Hayvancılık Türkiye genelinde. Türkiye genelinde Konya hemen hemen birinci sıralara oturmak üzere. Tesadüfler. Gittik sıra tohumlamalar düzenli. Gördüğünüz gibi bak mallar da bak uzun yani ilerisi istikbal olan mallar. Farkındaysanız. O şeyden dolayı ırk olarak Türkiye'nin hemen hemen birincisine doğru koşuyoruz. İnşallah da birincisi oluruz. Bizim tek sıkıntımız Karapınar'da. Karapınar Belediye Başkanlığı Karapınar'da düveyi yani Türkiye'nin Karapınar hemen hemen Konya'nın 31 ilçesinde ikinci veya üçüncü sırada oturan bir hayvancılık sayısı var. Bu hayvancılık sayısını sergileyebilmek için Karapınar yıllık bir fuar düzeyinde bir hayvan pazarında fuar düzenlemesi lazım. Yarışma yapması lazım. Yani hayvanlarımızı Türkiye geneline tanıtması lazım. Evet. Şimdi Türkiye genelindeki hayvanlarımız buraya gelip dışarıdaki vatandaşların bir Burdur'da, bir İzmir'de, bir başka illerde olduğu gibi Karapınar'da da hayvancılığın ne olduğunu ve örnek malların çıkacağını görecekler. Ama reklam yapamadığımızdan dolayı, Karapınar'ı tanıtamadığımızdan dolayı, hayvanlarımızı gösteremediğimizden dolayı reklam noksanlığımız var. Bu konuda da destek istiyoruz. Bu reklamı da Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Yaka'dan, Büyükşehir Başkanımız Tahir Akgürek'ten bunu özellikle ısrar ediyoruz. Hele Damızlık Birliği Başkanı Edip Bey'den, çünkü beni o dinlerse rakip olduğum için bu işi özellikle hayvanlarımızı tanıtma açısından ondan şeyler bekliyoruz. Konya adına, kendi şahsımız adına, Konya adına bir şey bekliyoruz. Bu pazarlarımızın ta güzel, ta geniş, ta geniş çapılı olmasını ısrar ediyoruz. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Müşteriler. Sağ olun. Karapınar'da teşekkür ederiz. TV. 28 milyar 8 tanesi. Gelsin. Vallahi kim satan kim önce onu öğrenelim. Satan benim kardeşim. Sen alıyorsun. Ben alacağım. Kaç ne istediği vallahi. Ben 3500 lira istiyorum. Bu da 3 lira veriyoruz biz de. 3 lira veriyorum. Hadi. 28 milyar. Kaç olsun Sümen'e? Başkanım. Sinan şuraya gel de bir cesaret ver ya. Sinan cesaret ver şuna ya. 28 milyar. Alacağım. Söyle. Ya söyle ya işte söylesen. Makinenin bu ne hesabı var lan? 8 tane, 8 tane. Tutun da yapalım pazarlığınızı. Kaç lira istiyorsunuz? Ne? Ya Sinan şuraya yanıma gel ya. Söyle, yanıma gel. Söyle, söyle de yapalım. 28 milyar, 8 tanesi. 28 lira. Arkadaşım ben bir şey söyleyeyim mi bilmiyorum hesabını da kurtarırsak bunu düz 26 lira yapalım mı? 26 bize yazdı onu. 26 yazdı lira olsun bize çıkamayız biz. 28 lira şimdi. Alana satana 26 lira olsun. Dana lira bakıyoruz içinde ne? Öbürleri de 4 bin liranın üzerinde dana. Ya, kurtarırsak 28 milyar. Süleyman. 25 lira. 20. Ya benim dediğimi al abi bak. Sümen ha, inan değil. Sen mi söylüyorsun değil abi? Değeri var mı alır? Mühendinin yapacağı ortayı bulmak. İki tanesi de öbür tarafta. Sekiz tane daha. Ya bir dakika dur. 100 liradan bir şey çıkmaz. Ben doğrusunu söyledim. 26 bin lira yalana satan. Abi bize yazık olur. Çıkamayız. 3250'ye gelir ya. 3250'ye gelir ya. İnan şu kanalda yani değeri var ya. Süleyman'ın da değeri var, senin de değerin var. O zaman 25 buçuk lira, lafı uzatma. Nasıl? Lafı uzatma. Değil abi, değil ya. Ben 26'ya veremiyorum ya. Geri 25 buçuğa nasıl düşüyoruz ya? Doğruyum yanım, gitsin o zaman. Ana, o kadar çıkmadı güzel. Şekli, stili mi değişik? Gitsin mi? Abi doğru, 27 buçuk lira sana.
Abi şu sigarayı alalım. Benlikten çıkıyor bak. Abi 25 lira. Diye ya. Veremem bak. 25'e veremem bak. Çıkalım mı? Yok abi veremem. Veremem ha. Ama yapışıyor abi. O paralara veremem abi. Değil mi yani? Biz yardımcı olalım yani. Peki ilk parayı yiyin. He? İlk parayı yiyin. 26 lira abi. Orası da. Yiyin de öyle bir lira abi. Bakın ya yüzüme bakma. Darlara bakma abi. Darlara bakma. Darlara bakma. Bir şey yok. 20 de bakalım. Yok 27,5 lira. 27,5 lira. 25 lira. 25 lira. Yabancı değiliz. Şimdi bana yabancı değiliz. Dostuz ama çıkamaz abi. İnan çıkamaz. 26'ya gider bu. 20'si konuştum bunu. Benim kestiğime yiyin gelin siz. 26 bin liraya arama satana hayırlı olsun. Uzat elini uzat. Çıkar elini cebinden. Süleyman gel buraya gel. Ya zarar ederim. Gel la uzat. 26 bin liraya arama satana. Salla. Salla. Hayırlı olsun. Arama satana hayırlı olsun. Kaç tane aldın? 8 tane. 8 tane. Kesime mi direkt gidiyorsa besleyeceğim. Besleyeceğiz. Kurbanı mı aldın? Yok. Mandı da şey, kesmani. Hangi? Kurban olmuyor bunlar işte, 2,5 yaş dolayısıyla. Nasıl Konya'da? Konya'da. Konya merkez. Konya merkez. Şey. Nasıl Konya'da? İyi. Hiç alıyor musun? İyi bakalım. Hadi alırsa da hayırlı olsun. Sağ ol, tekrar. Sağ ol. Geldik. Hasan Karakuş. Burada da bu hayvanları uygun gördük. Aldık. Güzel hayvanlar. Kaç liraya aldın? Bunlar 9 parça. 26 milyar liraya aldık. 26 milyar. Evet. 9 parçayı. Peki Ceyhan'la burayı karşılaştırınca nasıl durum piyasadaki? Şimdi bu hayvanlar değişik bir renk olduğu için yani gelişme için daha sağlıklı olduğu için fiyat olarak illaki Konya biraz Adana'ya göre dana yüksek. Ama bu hayvanlar da renk olarak gördüğümüz için aldık. Yani şu anda pazardaki tek farklı hayvanlar da bunlar. Evet, evet. Peki şu andaki piyasadaki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim? Piyasadaki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdiki piyasa yani çok yüksek de değil, çok düşük de değil. Yani bu şimdiki günümüzde alan da satan da çok şükür kazanıyor yani. Kazanıyoruz bugünlerde. Ama işte yem maliyetleri biraz yüksek. Onlardan şikayetçiyiz. Türkiye'nin malı da Türkiye'ye zaten yetiyor. Türkiye'nin malı Türkiye'ye yetiyor. İthale gerek yok. Gerek yok. Bak maşallah her taraf mal dolu. Yani dışarıdan mal gelmeye hiç gerek yok. Peki et fiyatlarının yüksek olmasını sebebi? Et fiyatlarının yüksek olması, şimdi bizim kesimlerimiz yüksek bir fiyat değil. Bugün inek 20 bin lira, tosun 23 bin lira. Yani bu da piyasalara yüksek bir fiyat değil. Değerlendirme yapılırsa ama tezgaha girince et fiyatları uçup gidiyor. Evet, yani şu anda bir tüketici et almak istediğinde 35 liradan başlıyor. Evet, yani tüketicinin 23 liraya mal ettiği, kestiği kasaba hayvanı bir vatandaş gidiyor vitrinde 30 lira, 35 liraya, 40 liraya et alıyor. Yani burada ezilen kim? Biz, yetiştiriciler. Biz kaybediyoruz burada. Üretici kazanamıyor. Üretici kazanamıyor, evet. Yem maliyetler de yüksek. Böyle. İnşallah biz de Ceyhan'a geleceğiz. Orada tekrar. Buyurun, tabii bekleriz. Bekleriz. Teşekkür ederiz. Ben kolay teşekkür gelsin. Ederim. Kolay gelsin, hayırlı çalışmalar. Selam, selam hocam. Sizi tanıyalım abi. Ben Cihan Konur. Cihan Konur. Hayvanlar sizin galiba. Bizim abi. Ne var abi şimdi burada? Düve var, dana var. Kaç tane düve? 4 tane. 4 tane düve var. Bir tane kurbanlık düvemiz var. Ne kadar istiyorsun hayvanları? Büyüklere 4'er lira diyoruz. Küçüklere 3'er lira. 3'er lira.
Danalar ne kadar? Üçer, üçer lira. Danalar da üçer lira. Nasıl hayvancılık? Güzel bir meslek. Kaç tane hayvan var? Burada 6 tane hayvan var. Evde toplam 50-60 malım var. 50-60 malım. Kendime. Şey mi, sadece besiye mi çekiyorsun, süt mü? Süt de var, besi de var. Nasıl fiyatları şu anda, kesim fiyatları? Şu anda kesim güzel. Güzel mi? Kazandırıyor mu? Kazandırıyor da maliyet yüksek. Gelirler, şey, giderler. Yemler pahalı, saman pahalı. Yem aşırı pahalı. Para bırakıyor ama işte maliyet yüksek olduğundan yedireceği de düşünmek lazım. Gelen gideni götürüyor yani. Ya. Yeah. Selam abi. İsim neydi abi? Mübah Aşkın. Mübah Aşkın. Hayvanlar senin? Evet abi. Kaç tane hayvan var? Bugün kaç tane getirdik? 6, 7, 11 tane mal, 12 tane mal getirdik burada. 12 tane getirdik. Buzağları ne kadar istiyorsun? Buzağlar 1750 lira ama düve bunlar, erkek değil. Büyükler ne kadar? Büyükler 2800 lira diyoruz abi. 2800. Toplamda kaç tane hayvan var? Toplamda mı? Yani evde çiftlik mi? Evde. Ha, çiftlikte 30 malımız var toplamında. Nasıl Konya'nın hayvanı? Konya'nın hayvanı güzel, şu anda da değerli gidiyor. Üretici kazanıyor şu anda. Kazanıyor. Ama az önce yan tarafta kazanmıyoruz, giderler fazla falan diyorlardı. Sen ne yapıyorsun yemde? Ya şimdi şöyle, anasından düşen buzağı, inekçilik yapan 2000 lira satıyor abi. Ha, yani ondan kazanıyor ama bakıcı kazanamıyor. Bakıcı kazanamıyor. Bakıcı kazanamıyor. Niye? Çok yüksek girdiler bahalı. Ondan kazanamıyor. Evet. Ya şimdi pazardan hayvan çıkıyor 23 liraya kilosu. Evet. Kasaba gidiyoruz. Kilogram fiyatı 35-40 lira. 35 lira. Evet, aracılar, aracılar yiyor abi. Zaten üreticiden direkt şeye varsa, tüketiciye varsa zaten arada fark kaybolacak ama arada kişiler yiyor parayı. Bundan bir 5 sene kadar önceydi. Fiyatlar 14-15 liralardaydı o zamanlar. Evet. Şimdi 23 liralara çıktı. Bu büyük bir fark. Evet. Üretici için hani en azından hayvan pasaportlarının kontrolü, daha sonra genel sağlık kontrolü yapıldıktan sonra pazara alınıyor. Şüpheli ve belgesi olmayan, kulak kutusu olmayan hayvanları pazara almıyoruz. Daha sonra pazarda satış yapıldıktan sonra satış devri için ilçe müdürlüğüne vatandaşlar müracaat ediyorlar. Satışlarının devrini yaptırıyorlar kendi üzerlerine. Şehir dışına çıkan hayvanlarda prosedür nasıl? Aynı şekilde satışı yapıldıktan sonra ilçe müdürlüğünden sağlık raporuyla gideceği yere sağlık raporu düzenliyor ilçe müdürlüğü. Oradan da gittiği yerde tekrar alan kişi üzerine aktarım yapılıyor. Evet. Belediyenin hizmetlerinden bahsedersek hayvan pazarı için özellikle ne söylemek istersiniz? Şimdi belediyenin hizmetleri olarak dediğim gibi, ilk başta dediğim gibi sağlık kontrolü. İkincisi dezenfeksiyon. Pazar bittikten sonra bu pazarın yıkanması ve dezenfeksiyonu yapılır. Bir sonraki haftaya kadar o şekilde bekler. Başka günlerde burada hayvan satışı oluyor. Başka günlerde bu pazarımızda şey yok, satış yok. Kurban zamanında buradaki hareketlilik nasıl? Kurban zamanında tabii daha yoğun. Şu ortada bulunduğumuz boşluktaki duran araç parklarının olduğu yerler dahi doluyor. Evet, komple doluyor. Bizim burada kurbanda satış ağırlıklı olarak şey, küçükbaş hayvan kesimi olduğu için satış da o yönde yani. Büyükbaşta pek vatandaş kurbanlık tercih etmiyor bizim burada. Eskiden beri süre gelen bir alışkanlık. Küçükbaş tercih ettiği için daha uygun küçükbaş satılıyor. Konya hayvancılık yönünden ciddi bir atak yaptı. Şehir sıralamasında işte İzmir'e, Bursa'ya, Balıkesir'e göre veya bir hızlı hareketlilik var şu anda hayvancı konusunda. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde de işletmeler işte 100 baş, 200 baş, 500 baş gibi. Hani küçük işletmenin haricinde büyük işletmeler çok fazla var. Hani bu da arazinin el vermişliğinden diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle, evet, arazimiz büyük. Yer altından sulama imkanları var. Yer altı kaynaklı sulama imkanlarımız var. Enerji giderleri her ne kadar fazla da olsa da yatırım yapmaya da yiyor yani. Ayrıca
ilçede veya Konya genelinde. Ama en büyük hayvancılığın olduğu iki ilçe, birisi Ereğli'dir, birisi Karapınar'dır. Gerek hayvan varlığı, gerekse devam eden hayvancılık yatırımları yönünde. Bölgenin, arazinin büyüklüğü ve iklim şartları. Örneğin biliyorsunuz bu sütun ekçiliğinde bütün hayvancılık kollarında aynıdır ama özellikle sütun ekçiliğinde kaba yem olmazsa olmazlardan. Kaba yem dediğimiz zaman büyük başta mısır silacı ve yonca. Bunun her ikisinin de yoğun miktarda yetiştirildiği bir ilçe burası. Ortalama 40 bin dekar civarında silaj ekimi yapılıyor. Ayrıca 200 bin dekar civarında da danelik mısır ekimi yapılıyor. İhtiyaç duyulduğunda o danelik mısırdan da şey yapılabiliyor, yani silaj yapılabiliyor. Yonca ekim alanımız, o da 100 bin dekar civarında yonca ekim alanımız var. Yani yoncanın menbaası diyebiliriz Karapınar için. İklim olarak da çok uygun. Çünkü hava neminin düşük olması sebebiyle yonca çok güzel kuruyup balya olabiliyor. Yonca da işte en büyük sorun bu bozulma yönünden, yani stokta bozulma yönünden. Bu sorunları bu bölgede çok az yaşadığımız için yoncamız, silajımız bol miktarda yetişiyor. Hayvancılıkta da bunlar olmazsa olmaz zaten. Yatırım anlamında da bunlar bize şey oluyor, destek oluyor tabii. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca Karapınar Belediyesi'ne de bize kapılarını açtığı için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Tekrar bekleriz inşallah. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. Selam, sağ olun, hoş geldiniz, teşekkür ederim. Abi. Buyurun kardeşim. Abi, iyi misin? İyiyiz, Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? İyi, Allah'a çok şükür. Allah iyilik versin. Konya Karapınar'da güzel koyunlar var dediler, geldik şekilde. Konya Karapınar'ın güzel süper malları var, mevzus koyunları var. Güzel, yani yerine göre değişiyor tabii. Evet. Irkına göre değişir, mevkisine göre değişir. Karaman bölgesinin koyunu Karaman olur, bizim bölgemiz mevzus olur genelde. Tutulan bir tip yani. Bir de İstanbul'un yani genelde pazarını bizim Karapınar kurar zaten. Değil İstanbul'un mi? Pazarını Karapınar'ın malı kurar yani. Buradan oraya gidiyor. Evet. Yani kesimimiz var. Yani canlı bas kilolarımız var. Normalde gidiyor yani. Yıl 12 ay 24 saat satış yapıyoruz yani, Allah'a şükür. Kaç resyon hayvanları? Bunlara normalde 325 lira diyorum şu anda. Hı hı. Ama pazarlık yaparız tabii, pazarlık payımız var. Hustuna göre değişiyor şu anda. Turfan'da zaten salatalık nasıl 5000 liraya salatalık yiyor adam ilk zamanları. Evet. Bu da Turfan'da olduğu zaman biraz pahalı olur. Pahalı. Ama çoğaldığı zaman biraz daha düşüyor yani. Şu anda canlı kilosu 10.000-10.700. Kesimde 21.5-22 arasında kesim yapıyoruz et olarak. Fiyatlar uygun mu sence şu anda? Fiyatlar şu anda güzel yani. Ama tabii insan istiyor ki daha fazla satmak ister de. Hayır, neyi uygun? Abi ne yapmamız lazım? Ne yapma? Abi şunu kaça satalım? 400'e mi verelim? Pahalı mı bu? 350 zaten. 500'e var sen. Neyini satalım? Pahalı mı? Abi pahalı mı bu? Hayır hayır, anlamadım. Ucuz yani. 150. İyi de abi ne yapayım? Anladım da ne yapayım? Bunu götürüyor. Hayır hocam, bu ekrana çıkacaksın. Televizyona. Anlıyorum. Beni dinle. Anlamıyorsun. Bu şu ara ben 325 lira istiyorum. Tamam. Evet hadi gel abi. Pahalı diyor. Pahalı mı diyor abi sen buna şimdi? Ucuz, ucuz diyor. Evet. Ucuz. Ne yapayım? Zaten yedi bu mal. Ama kime ne yapacağız? Kime derdimizi söyleyeceğiz? Var mı derdimiz ana? Doğru konuşacağım. Torbayım 50 lira. İyi de kime söyleyelim? Kazanıyordun. Kazanıyoruz abi. Bize söyle bir. Kardeşim biz ticaretini yaparız bu işin. Canlı alım satım yaparız. Ama biz 5-10 kuruş aldık mı yeter. Allah bereket versin. Ha bir sizce vurduğun zaman şu adam bak çiftçi. Çiftçi adam şimdi razı olmuyor. Niye? Ben diyor güdüyorum, çalışıyorum, çabalıyorum, para kazanmıyorum diyor bu adam. Mesela 4 torba yahut da 3 torba 60 kilo gelmesi için 3 torba 21, o da 150 lira. Vatandaşın kazandığı ne? Ha bizim kazancımız doğrudan doğruya en aylık. Bizim kazancımız yok abi. Bizim kazancımız yok, koyun mal para atmıyor. Zarar diyoruz. Aracı kazanıyor, vatandaş, üreticiyi kazanmıyor abi. Şimdi kasapta et 50 lira, 90 lira, 40 lira değil, av oluyor, tüm yalan.
Vatandaşa gel 15 lira et. Etten 12 lira et. Etten buradan çıkanla kasaptaki çok fark var. Farklanıyor tabii canım. Buradaki malla kasapta değişiyor. 50-60 liraya çıkıyor kasapta. Peki bu üretici nereden kazanacak? Vallahi bilmem nereden kazanacağını biz şaşırdık. Canlı hayvanların en büyük sıkıntısı biliyorsunuz. Bütün sosyetenin kullandığı boya, potura, çocuk maması, köpek maması, onların kademesi düşürülüyor. Esas canlı hayvanda yem kademesinin yüksekliği. Yem düşürmeli. Yem ham madde çok pahalı. Katma değer düşürülmediği müddet bu hayvancı para kazanmaz. Zaten yıllardır da bu böyle de çiftçi malları yani ülkenin malı ikiye bölünür. Biri sanayi mamülü, biri enayi mamülü. Bu da 600 lirayken çuvala girdi mi un kaç lira ölüyor? 1 milyon lira ölüyor kilosu. Onun için canlı hayvan sektörünün bir kere yediği ham madde düşürülecek. Ondan sonra hükümetimiz hibe diyor ya %50 hibeler veriyorlardı. Şimdi %65'e çıkarttılar. Bu dinen de kabul edilmez, vicdanen de kabul. Şurada sorduğunuz vatandaşın hiçbiri hibeden faydalanmıyor. Ama vergi hepimiz verdik. Kimin malını kime hibe veriyorlar? Ondan sonra diyorlar ki ben çift maaş veremem. Asgari ücreti 1050 lira yapamam diyor. 1050 lira değil, 2050 lira bile yapılır. Şimdi Karapınar'da bile örnek veriyorum size, çitlikler kuruluyor. Bu çitlikler nasıl kuruluyor? 1 trilyon maliyeti var çitliğin, 2 trilyonu fatura alınıyor. Devlete diyor ki sen %60'ını zaten mahibe veriyorsun. Al ben 2 trilyon masraf ettim. Geri alıyor 1 milyon, 200 milyon çitlik bedavaya amortiye çıkıyor. Bana da kâre geçiyorlar. Onun için kimin malını kime hibe ediyorlar? Mazot da düşürülür. Ben örneğin benim arabam var. Geçen yağ değiştirmeye gittim. 46 milyar mazot yakmışım. Bir yağ değiştirmeye gittim. Bunun 30 milyar arasını ben vergi verdim. Şimdi devletin sadece savunduğu yol yaptım. Tamam yaptı. Konya, İç Anadolu'nun en büyük merkezi bir yer. Bu yoldan da gelmişsinizdir. Daha Konya'nın yolu yok. Konya'nın sivil havaalanı yok. Bugün Trabzon, Rize, herkesin dayısı olan Trabzon, Rize, Karadeniz, Konya'ya bakınca 3. 4. sınıf bildi. Oraların şimdi havaalanları açılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün diyordu işte doğuya gittim. Belediye başkanları hoş geldin gelmedi. Gelseler 150 şehir yataklı hastane yapacağım diye. Karapınar ilçesi de 50 yataklı hastane de açılamadı. Açılamadı. Bu vatandaş kuzu gibi veriyor Anadolu'nun insanı. Şurada her gördüğünüz bir kuzudan vergi veriliyor. Bu mazot yakıyor, getiriyor, götürüyor. Bu insanlar hep hambal. Hiçbirinin bak yüzü gülen rengi açık insan var mı? Yok. Para kazansa ben size soruyorum. 900 bin lira asgari ücreti verin. En fakir bir adama geçirsin 2 kişilik aile. Geçinme mümkün değil. Çiftçi geçen yıl harmanda tekrar ikinci harmanı kaldıracağız bak. Ofise sattığım mahsulün iadesini de alamadı. Ofise sattığımız 35 lira arpada 50 lira buğdayda iade verirler. Hı hı. Daha ikincisini kaldırırız daha bunu veremediler. Seçim olmasa da herhalde hiçbirini vermeyeceklerdi. Kaynak yok diye bir şey yok. Kaynak çok. Bundan 10 sene önce hatta daha önceye dönersek Özal rahmetli katma değeri stopaj icat etti de Demirel dedi ki bu milletin katma değeri stopaja dair edersin ben bunu çıkarırdım bu ülkeye neler yapmazdım dedi. Yürüdüğün ilk para, devlet dairelerinde para yoktu bir şey, hastanelerde. Gidin Özel Hastanelerine bakın kaç tane çıkıyorsunuz. Burada devletin ilçe tarım müdürlükleri bile vatandaşın bir işi var, vir 10 lira, çık 20 lira. Girerken 10 lira çıkar. Ya neye para alıyorlar? Devletin her kurumunda para var. Yani. Muslukları kessinler, hırsızlık yollarını kessinler. Kaynak da çok, para da çok, hepsi çok bu memleket. Para yoktu bir şey yok. Çünkü yürüdüğün ilk para, bir eskiden araba 10 yıl, 20 yıl vergi vermezdi, bir af çıkardı. Biterdi. Şimdi arabanla doğuya gidiyorsun. Orada trafik duruyor. Ne var? Rütük kontrol. Bakıyor borcun varsa çek arabayı. Bu adama evine nasıl gidecektim ya? Urfa'da bağlıyor. Borcun var da arabanı götür. Tahsilat da kolay. Hı hı. Niye yok kaynak? Yani bizim özellikle Konya. Nasıl olsa Samine gibi boy verecek. Öyle de olsa böyle de verecek. Ne havaalanımız var. Ne yolumuz var. Ne de ilçelerimizde doğrusu hastane var. İşte yol. Doğu'nun yollarını 3 var diye çalıştırdılar. Kayseri'nin yolunu 3 var diye çalıştırdılar. Otobanlar 6 ayda bitirdiler. Konya'lı 13 senede bitmedi. 300 liraya çiftçinin portakalını hallerde alan olmadı. 300 liraya. Bu bayan belediye başkanı tümünü aldı. Hatan vatandaşa dağıttı. Ondan sonra hala ayağa kalktı. Alsaydın kardeşim dedi. Şimdi bir bayana bir yıllık belediye başkanına 144 defa müfettiş gelmiş. CHP'li belediye başkanı değil. Burayı tüm götürsene müfettiş falan gelmiyor. Basın susmuş, halk susmuş. Çocuk bir şey dese cezaevine, hakim bir şey yaparsa cezaevine, subay bir şey dese cezaevine. Şimdi o zaman niye seçiyoruz da bu milletvekili parlamentosuymuş? Bir de ülkenin kurtuluşu ne biliyor musunuz? Türkiye'nin milletvekili sayısı 300'e düşecek. Ben onun için de çok uzun süre. Senin yaşın içinde tanıdığın cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını ben hepsine yemek yedim aynı masalarda. Konya'nın 16 milletvekili var. 16 olsa ne olur? 6 olsa ne olur?
Değişen iş yok. Soruyorum burada vatandaşlara. Emekli öğretmeniniz bu da siyaset yaptı. Sor ben Konya milletvekilinin adı ne diyebilir mi? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben bir Mustafa Kabakçı biliyorum. O da ticaret odasına gitmesinden dolayı. Onun haricinde hiçbirini bilmiyorum. Zaten gelmiyorlar da. Gelmiyorlar ki. Esat Kıratlıoğlu geçen televizyondaydı. Ben dedi Nevşehir'e her köyüme 50 kez gittim. 49 değil dedi. 50 dedi. Bunlar gitmiyorlar dedi. Ya AK Parti niye oyu düşünmüyor diye. Onların kadını kızı teşkil edeyim diyor. Saat çalışıyor onlar düşünmüyor. Öbürleri de yatıyor evde dedi. 350-300 milletvekili olsa ne olur? Bir milletvekilinin emekli, normal maaşı 14 milyar. 7,5'ta emekli. Şimdi 750 bin lira onların emekli maaşına fark buluyorlar da. Niye vatandaşa 25 lira bulamıyorlar? Sonra şu bu hükümet için değil. Geçmiş hükümet de oldu ama bunlar da devam ediyor. Şimdi partilerin hepsi Osmanlı Bankası. Birbirinden farkı yok. Ne biri Müslüman ne biri gavur. Hepsi aynı. Bu emekli hak ettiler milletvekiller. 2 yılı doldurunca emekli olacağız diler. Kim ne yetki aldılar emekli olma yetkisini? Referandum onu bir soksunlar. Şimdi soksunlar. Cumhurbaşkanı diyor ya yapmazsa 400 milyar referanduma sokarım. Bunu sok milletvekili emekli olsun mu olmasın mı diye. Taş Ocağı'nda Ermenek'te vatandaş 30 sene 700 metre yerin tabanında çalışıyor. Emekli olamıyor. Sen 2 yıl milletvekili olacaksın. Saltanat sallayacaksın. Ondan sonra 2 yıl sonra emekli. 7,5 milyar emekli maaşı. E şimdi fakir fukara köylü milletvekili olamaz. Niye olamaz? 1 trilyon para harcamam lazım ben milletvekili olmam için. O 1 trilyon da bende yok. Olsa 1 trilyon alacağım orada 2 trilyon kazanacağım geri. Ebedi sülalenin garanti. 7,5 milyar maaş var bugün. Emeklinin. Türkiye'de milletvekillerinin emeklisi bitecek bir. Milletvekili oluyorsa herif gibi gitsin olsun. Milletvekili sayısında 350 çocuk ilk yapılacaklar bunlar. Doğru mu dostum? Canlı hayvancı aynı çiftçi şey sebze gibi siz görüyorsunuz. Hal tarlada portakal 100 lira veya 200 lira markete girdiği zaman 3 milyon lira. Hayvancı da aynı. Burada 17, 18, 19 bin lira et kesiliyor. İstanbul bas bas bağırıyor. Ne oldu? 50 bin lira et diyor. Ondan sonra hükümet ezan diyor. Koyun kuzu uçtu. Uçmadı. Aracı götürüyor bu işi. Etli, tanzim, yemde katma değer vergisi düşmek zorunda. Olmazsa olmazı bu. Hı hı. Yemde katma değer düşmezse canlı hayvancı ayakta duramaz. Şunu söyleyeyim yani vatandaşlardan burada AKP'li arkadaşlar da var. Ya Karapınar ne var? Her taraf araba parka sığmıyor. Her taraf yeni binalar yapıldı diyor. Yapıldı. Bir tane banka 2000 modelden üstü. Bankadan alınmamış bir araba bulsunlar. Ben eskiden çiftçiyken 30 sene önce para cebimde traktör alacağım diyordum traktör. Şimdi bir tane köylü bulsunlar parayı cebine koymuş mahsulünü kaldırmış koyunu satmış peşin parayla traktör almış bir tane traktör yok. Traktörler bankaların. Karapınar'da yapılan evler bankaların. Arabalar bankaların. Ceren alıyor kuyu vuruyor sulu tarım için onlar da bankaların. E ne kaldı bankanın olmadıkta? 900 bin lira gelir olan adam 170 milyon kartı varmış. Banka müdürü anlatıyor bunu. Şu anda Türkiye'de kartları bankacılık hükümet sizin kart işi iptal kardeşim. Sizin canlı bomba gibi patlar vatandaş. Kimde kart yok soruyorum. En az kart bende var bir tane var. Evet. En az kart bende. Benim çobanda 9 tane kart var. Onun için bu memleket zor durumda. Zor öyle dost pembe göstermesinler.